Özerdoğan Emlak, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Metin Özerdoğan'ı rica edeceğim efendim. Kim arıyordu? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halk ve İlişkiler Müdürü Bilal Aziz. Bir saniye, bağlıyorum. Tamam, baktım. Baktırın o daireye. Götürün bak. Ya. Bak, baktırın daireye. Neresini ya. Alo. Alo. Efendim. Metin Özerdoğan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halk ve İlişkiler Müdürü Bilal Aziz, Metin Bey. Bir dakika. Ya tamam kardeşim. Dairesini. İbni gitsin daireye ya. Der ne bok yiyorlarsa yesinler oğlum ya. Allah Allah. Alo. Metin Bey. Efendim. Rahatsız ediyorum ama biz Fenerbahçe Kulübü olarak bir şeyi teyit etmek için aradık. Sizinle kombineniz var. Maraton... Bir saniye, siz nereden arıyorsunuz efendim? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden efendim. Halk İlişkiler Müdürü Bilal Aziz Bey. Evet, buyurun. Şimdi kombine biletinizin numarası maraton üst. Evet. F blok. Bir saniye durun bakayım. Bir saniye efendim. Kartının ya. Alo. Metin Bey, sinirlenmeyin beyefendi. Bu sadece yok, bir teyit için. Buyurun. Maraton üst F blok sırası 15. Doğru. Ve koltuk numarası 16. Doğru mu efendim? Doğru, doğrudur efendim. Hatta iki kişilik kombineniz var. Koltuk 16 ve 17. Doğru, doğru. Tamam, doğru. Şimdi efendim biz de bu yarın akşamki maç için, Galatasaray maçı için, derbi maçı için Aziz Başkanımız küfüre karşı bir kampanya başlattı. Ve siz acayip küfür ediyormuşsunuz. Her maçta küfür. Üstelik açık farkla kazandığımız maçlarda... Ay, böyle işi ya. Kim küfür ediyor abi ya? Şimdi sizden bir ricada bulunmak için aramadık. Yani küfür etmeyin diye. Zaten size daha önce bir uyarı gitmiş. Öyle sanıyorum geçen Ekim ayında. Doğru geldi. Küfür etmeyin dediler. Tamam dedim ben de. Hayır. Ertesi maç bu uyarıyı yazanlara küfür etmişsiniz ayağa kalkıp. Sizin iki kelimenizden bir tanesi küfürmüş. Metin Bey. Sizi oraya kameralardan tespit et. Kim söylüyor bunu abi işte, sana ya? Kim dedi bunu size ya? Yok öyle bir şey kardeşim ya. Metin Bey şu konuyu... Ne yerinde ya? Metin Bey şu anda konuşmanızdan bile belli oluyor bu. Ne belli oluyor kardeşim? İki lafınızdan beri küfür oluyor. Biz neyse uzun lafın kısası. Sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Aziz Başkan'ın küfüre karşı kampanyası dahilinde sizin iki kombine biletinizi... Ya tamam kardeşim küfüre karşı kampanya mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana ne ya? Metin Bey. Metin Bey. Alo Metin Bey. Efendim. Kombineniz iptal yarın akşam. Yok. Nasıl iptal ya? Maça gelemeyeceksiniz nasıl beyefendi. Nasıl gelemiyorum maça? Kim diyor bunu ya? Fenerbahçe kulübü. Nasıl ya? Ben bir sürü para vermişim. Kombine bilet almışım. Ecnatlarını ya. Yarın akşamki maçı özel olarak güvenlik açısından küfür istemiyor başkanımız. Ne bak ya. Çakalları ya. Bakın görüyorsunuz iki lafınızdan değil her lafınız küfür olmaya kardeşim, başladı. Kardeşim ben maçta falan küfür etmiyorum. Kim diyor bunu size ya? Sizin... Zaten geldi bana uyarı dedim. Küfürünü ben etmiyorum dedim ya. Alın. Yani sizin küfürsüz bir anınız geçmiyormuş. Küfür 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 diyorlar. Alo Metin Bey. Efendim. Sizin lakabınız küfürbaz Metin değil mi? Yok ben emlakçı Metin'im ya. Hayır efendim. Başka birini aradın sen kardeşim. S**tim şimdi küfürünü ha. Yarın akşamki maça gelmemenizi rica edeceğiz. Çünkü kapıda... Gelmeyeceğim. Nasıl geleceğim? Gel ben. Geleceğim işte. Efendim sizin yerinize biz Galatasaray'ı atarız. Anteni. Alo. Metin Bey. Ne var? Sizin yerinizi Galatasaraylı dostlarımıza, Özhan Bey'in getireceği kafiledeki arkadaşlarımıza, yakın dostlarımıza biz sizin yerinize veriyoruz ve nasıl sizin gibi... Ya Fenerliler nasıl Galatasaraylılar mı Galatasaraylısın Özhan'ın İşte bir birlik olsun. İşte bir gelip oturacak orada ya. İşte... Bırakın Allah aşkına ya. Nereye iptal ediyorsun kardeşim? Ben sizin para gibi... verip almışım biletimi ya. Ama küfüre hakkınız yok. Bizi Fenerbahçe kulübü yok ya. Onlar da ettirmesinler. O zaman adam gibi oynasınlar. Zaten başımız dertte yapmayın. Hala küfür ediyorsunuz. Yani kim küfür ediyor kardeşim? Adam gibi konuşuyorum ben. Sen kalkıp da bana diyorsun ki senin size... kalbini iptal edeceğiz. Alo Metin Bey yapabileceğim bir tek şey var. Fenerbahçe kulübü yarın size bir gecelik maç için Lig TV paketi hediye edeceğiz. Paketini ha. Yani adamı bahsetmeyin, ayar etmeyin adamı ya. Maçı televizyondan seyredebileceksiniz beyefendi. Kardeşim benim paketim maketim var, liktivim var evde. Ben evde rahat seyredemiyorum, deşarj olamıyorum ya. O zaman evde gidip kalın. Gidip bağırmam lazım kardeşim. Alo, ben. Alo, Metin Bey, deşarj olmak istiyorsan tuvalete git kardeşim, beni de kızdırma şimdi. Ne bağırıyorsun lan sen, dallama. Ne zannediyorsun lan sen kendini? Sinirli olsunuz. Seni oraya koyarım, senin gibi oraya... Lan ne biçim adamsın sen lan? Alo. Sizden özür diliyorum. Sinirimi ben çok kaybettim çünkü. Çok küfür ettiniz. Bu telefonun başından beri küfür ediyorsunuz.
Yeter ama Metin Bey, ben de insanım. Hilal Bey, ama siz de üstüme geliyorsunuz ya. Çok özür dilerim, ben aslında öyle küfür eden bir insan değilim. İşte bakın, farkında olmadan ediyorsunuz galiba. Farkında olmadan ediyorsunuz Metin Bey. Çok özür diliyorum. Tamam tamam, peki Metin Bey, ben bu özrünüzü Büyük Başkanımıza Aziz Bey'e ileteceğim. Eminim ki kabul edecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Çok sağ olun. Ben bu akşam gerçekten, yarın akşam için maça gitmeyi istiyorum. Bu akşam da arkadaşlarla konuştuk. Onlar da gelecek benimle birlikte. Metin Bey, yine Aziz Başkan kabul etse de yarın akşamki maça kararımız kesin. İptal oldu kombineniz. Yarın gelemeyeceksiniz efendim. Ya nasıl oluyor, iptal oluyor? Gelemiyorsunuz efendim. O zaman niye başkana neye söylüyorsun ki de? Neyi söylüyorsun ben maça gelemiyorum? Ben sadece özrünüzü ileteceğim ama maça gelemeyeceksiniz efendim. Bu kesindir. Kapıda güvenlik görevlileri, isminiz, cisminiz, her şeyiniz, evet. Fotoğrafınız, her şeyiniz orada. Evet. Giremeyeceksiniz kapıdan. Lütfen boşu boşuna gelmeyin efendim. Evet. O zaman niye özür diliyorsun ki ya? Özür dileyeceğin de ne olacak kardeşim o zaman? Ben maça gelemiyorsam özür dileyen sizdiniz. Özür dileyen sizdiniz. Biz değiliz. Ya siktir versene. Özür diliyorum. Ya. Beyefendi, konuşmalarınıza dikkat edin. Boş ver, bırak Allah aşkına ya. Ben maça gitmek istiyorum kardeşim. İşte bu yüzden gelemeyeceksiniz maça. Galatasaray dostlarımıza karşı kesinlikle böyle küfürler duymak istemiyoruz. Ya bırak. Federasyon... Galatasaray'ını ya. Galatasaray kim ya? Boş ver. Adamın asabını bozmayın ya. Gidin ya. Kafayı mı yedirteceğim bana kardeşim? Yerinde ya. Tamam, herhalde görüşme burada sona erdi. Onun için... Ya bırak yarın... başlarım görüşmesi. Gelemiyorsun. Maça ya. Geçer artık yerinde ya. Ne ya, görüşmesinde? Maç bırak. Yok. Arıyorsun beni. Maç yok. Ne maçı yok? Arıyorsun beni. Başım. Ya bırak git işte, kapat telefonu ya. Alo. Alo Metin Bey. Efendim. Kapatacağım telefonu ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değilim. Ne olursa ol, bana ne ya? Ben Cem Cemiray, burası El 101. Bu bir telefon şakası. Çok şaka ola Cem Cemiray'la da El 101 radyosunu be. As manyak. Kapattım.